Bismihi Subhane. Ey kardeşlerim! Bu zamanda, hususan bu sıralarda, Risale-i Nur şakirtleri tam bir metanet ve tesanüt ve dikkat etmeye mecburdurlar. Lillahilhamd, Isparta ve Havalisi kahramanları, demir gibi metanet göstermesiyle, başka yerlere de hüsnü misal oldu. Ey Husrev! Tesirli ve güzel mektubunu aldım. Vazifenin başına geçmen bizi fevkalade mesrur etti. Binler safalarla geldin. Sen bu 1,5 sene maddi kalemin işlemediğinden merak etme. Senin yerine o kerametli kaleminin yadigarı olan Mucizat-ı Ahmediye'nin biri, Vilayat-ı Şarkıye'de faalane geziyor. Diğer son yazdığın nüsha da, İstanbul'da senin yerinde çalışıp inşallah fütuhat yapar. Senin yazdığın mucizeli 2 Kur'an-ı Azimüşşan'ın bu havalde, hususan Ramazan-ı Şerif'te sana kazandırdıkları sevaplar, tahsin ve tebriklerini inşallah yakında tâba girmesiyle âlem-i İslam'dan senin ruhuna yağacak rahmet dualarını düşün, Allah'a şükret. Said Nursi. Bismihi Subhane. Aziz Sıddık kardeşlerim, ben pek katî bir surette ve 1000'e yakın tecrübelerim neticesinde katî kanaatim gelmiş ve ekser günlerde hissediyorum ki, Risale-i Nur'un hizmetinde bulunduğum günde, hizmetin derecesine göre kalbimde, bedenimde, dimağımda, maişetimde bir inkişaf, inbisat, ferahlık, bereket görüyorum. Ve çokları itiraf ediyor, biz de hissediyoruz derler. Hatta size geçen sene yazdığım gibi, benim pek az gıdayla yaşadığımın sırrı o bereketmiş. Hem madem İmam-ı Şafii'den rivayet var ki, halis talebe-i ulumun rızkına ben kefalet edebilirim demiş. Çünkü rızıklarında vüsat ve bereket olur. Madem hakikat budur ve madem halis talebe-i ulum ünvanına Risale-i Nur şakirtleri bu zamanda tam liyakat göstermişler, elbette şimdiki açlık ve kahta mukabil, Risale-i Nur hizmetini bırakmak ve zaruret-i maişet özrüyle maişet peşinde koşmak yerine en iyi çare, şükür ve kanaat ve Risale-i Nur talebeliğine tam sarılmaktır. Said Nursi. Bismihi Subhane. Risale-i Nur ve ondan tam ders alan şakirtleri, değil dünya siyasetlerine, belki bütün dünyaya karşı da Risale-i Nur'u alet edemez ve şimdiye kadar da etmemiş. Biz ehli dünyanın dünyalarına karışmıyoruz. Bizden zarar tevehüm etmek divaneliktir. Evvela, Kur'an bizi siyasetten men etmiş. Ta ki elmas gibi hakikatleri ehli dünya nazarında cam parçalarına inmesin. Saniyen, şefkat, vicdan, hakikat bizi siyasetten men ediyor. Çünkü tokada müstahak dinsiz münafıklar 2 ise, onlarla müteallik 7-8 masum, biçare, çoluk çocuk, zayıf, hasta ve ihtiyarlar var. Bela, musibet gelse, o masumlar o belaya düşecekler. Belki o 2 münafık dinsiz daha az zarar görecek. Onun için siyaset yoluyla idare ve asayişi ihlal tarzında, neticenin husulü de meşkuk olduğu halde girmekten, Risale-i Nur'un mahiyetindeki şefkat, merhamet, hak ve hakikat şakirtlerini men ediyor. Salisen, bu vatan, bu millet ve bu vatandaki ehli hükümet, ne şekilde olursa olsun, Risale-i Nur'a eşeddi ihtiyaç ile muhtaçtırlar. Değil korkmak veyahut adavet etmek, en dinsizleri de onun dindarane, hakperestane düsturlarına taraftar olmak gerektir. Meğer ki bütün millete, vatana, hakimiyet-i İslamiye'ye hıyanet ola. Çünkü bu milletin ve bu vatanın hayat-ı içtimaiyesini anarşilikten kurtarmak ve büyük tehlikelerden halas etmek için 5 esas lazımdır ve zaruridir. Birincisi merhamet, ikincisi hürmet, üçüncüsü emniyet, dördüncüsü haram helali bilip haramdan çekinmek, 5.'si serseriliği bırakıp itaat etmektir. İşte Risale-i Nur, hayat-ı içtimaiyeye baktığı vakit bu 5 esası temin edip, asayişin temel taşını tespit ve temin eder. Risale-i Nur'a ilişenler katiyen bilsinler ki, onların ilişmesi, anarşilik hesabına, vatan ve millet ve asayişe düşmanlıktır. İşte bunun bir hülasasını o casusa söyledim.
Dedim ki, seni gönderenlere söyle. Hem de ki, 18 senedir bir defa kendi istirahatı için hükümete müracaat etmeyen ve 21 aydır dünyayı hercümerceden harplerden hiçbir haber almayan ve çok mühim makamlarda çok mühim adamların dostane temaslarını istina edip kabul etmeyen bir adama, ondan korkup, tevehhüm edip, dünyanıza karışmak ihtimaliyle evhama düşüp, tarassutlarla sıkıntı vermekte hangi mana var? Hangi maslahat var? Hangi kanun var? Divaneler de bilirler ki ona ilişmek divaneliktir. O casus da kalktı gitti. Said Nursi. Bismihi Subhane. Aziz kardeşlerim, bu defa yazılarınızda ihlas risalelerini gördüğüm için sizi o gibi risalelerin dersine havale edip ziyade bir derse ihtiyaç görmedim. Yalnız bunu ihtar ediyorum ki, mesleğimiz sırr-ı ihlasa dayanıp hakayık-ı imani olduğu için hayat-ı dünyaya, hayat-ı içtimaiyeye mecbur olmadan karışmamak ve rekabete, tarafgirliğe ve mübarezeye sevk eden halattan tecerrüt etmeye mesleğimiz itibariyle mecburuz. Binler teessüf ki, şimdiki müthiş yılanların hücumuna maruz biçare ehli ilim ve ehli diyanet, sineklerin ısırması gibi cüz'i kusuratı bahane ederek birbirini tenkit ile yılanların ve zındık münafıkların tahribatlarına ve kendilerini onların eliyle öldürmesine yardım ediyorlar. Gayet muhlis bir kardeşimizin mektubunda bir ihtiyar alim ve vaizin Risale-i Nur'a zarar verecek vaziyette bulunması, benim gibi binler kusurları bulunan bir biçarenin ehemmiyetli mazerete binaen bir sünneti terk ettiğim bahanesiyle şahsımı çürütüp Risale-i Nur'a ilişmek istemiş. Evvela hem o zat hem sizler biliniz ki ben Risale-i Nur'un hizmetkarıyım ve o dükkanın bir dellalıyım. Risale-i Nur ise Arş-ı Azam'a bağlı olan Kur'an-ı Azimüşşan ile bağlanmış bir hakiki tefsirdir. Benim şahsımdaki kusurat ona sirayet etmez. Saniyen, o vaiz ve alim zata benim tarafımdan selam söyleyiniz. Benim şahsıma olan tenkidini, itirazını başım üstüne kabul ediyorum. Sizler de o zatı ve onun gibileri münakaşaya ve münazaraya sevk etmeyiniz. Hatta tecavüz edilse de beddua ile de mukabele etmeyiniz. Kim olursa olsun, madem imanı var, o noktada kardeşimizdir. Bize düşmanlık da ise mesleğimizce mukabele edemeyiz. Çünkü daha şiddetli düşmanlar ve yılanlar var. Elimizde nur var, topuz yok. Nur incitmez, ışığıyla okşar. Ve bilhassa ehli ilim olsa, ilimden gelen enaniyeti de varsa, enaniyetlerini tahrik etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar, وَاِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ مَرُّ كِرَامًا dusturunu rehber ediniz. Hem o zat, madem evvelce Risale-i Nur'a girmiş ve yazıyla da iştirak etmiş, o daire içindedir. Onun fikren bir yanlışı varsa da affediniz. Değil onlar gibi ehli diyanet ve tarikata mensup Müslümanlar, şimdi bu acip zamanda imanı bulunan ve fırkayı dalileden bile olsa onlarla uğraşmamak ve Allah'ı tanıyan ve ahireti tasdik eden Hristiyan bile olsa onlarla medar niza noktaları medar-ı münakaşa etmemeyi, hem bu acip zaman hem mesleğimiz hem kutsi hizmetimiz iktiza ediyor. Said Nursi. Bismihi Subhane. Risale-i Nur'un mesleği ise vazifesini yapar, Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmaz. Vazifesi tebliğdir. Kabul ettirmek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Hem kemiyete ehemmiyet verilmez. Sen o havalide bir tek atıfı bulsan yüzü bulmuş gibidir, merak etme. Hem mümkün olduğu kadar hariçten gelen böyle ilişmelere ehemmiyet verme. Fakat ihtiyat eyle. Bu atalet mevsimi ve gaflet zamanı ve derd-i maişet iptilası zamanında cüz'i bir iştigal de ehemmiyetlidir. Tevakkuf değil, muvaffakiyetsizlik, mağlubiyet yok. Risale-i Nur'un her tarafta galibane fütuhatı var. Said Nursi. Bismihi Subhane. Aziz Sıddık kardeşlerim, Risale-i Nur dünya işlerine alet olamaz, dünya işlerinde siper edilmez. Çünkü ehemmiyetli bir ibadet-i tefekkürüye olduğu cihetle, dünyevi maksatlar kasten ondan istenilmez.
İstenilse ihlas kırılır, o ehemmiyetli ibadet şekli değişir. Bazı çocuklar gibi dövüştükleri vakit Kur'an'ı siper eder. Başına gelen darbe Kur'an'a geldiği gibi, Risale-i Nur böyle muannit hasımlara karşı siper istimal edilmemeli. Evet, Risale-i Nur'a ilişenler tokat yerler. Yüzer vukuat şahittir. Fakat Risale-i Nur tokatlarda istimal edilmez. Ve niyet ve kast ile tokatlar gelmez. Çünkü sırr-ı ihlas ve sırr-ı ubudiyete münafidir. Bizler, bizlere zulmedenleri, bizi himaye eden ve Risale-i Nur'da istihdam eden Rabbimize havale ediyoruz. Evet, dünyaya ait harika neticeler, bazı evrad-ı mühimme gibi Risale-i Nur'da çokça tereddüt ediyor. Fakat onlar istenilmez, belki verilir. İllet olamaz, bir fayda olabilir. Eğer istemekle olsa illet olur, ihlası kırar. O ibadeti kısmen iptal eder. Evet, Risale-i Nur'un o kadar dehşetli muannitlere karşı galibane mukavemeti, sırrı ihlastan, hiçbir şeye alet edilmemesinden ve doğrudan doğruya saadet-i ebediyeye bakmasından ve hizmet-i imaniyeden başka bir maksat takip etmemesinden ve bazı ehl-i tarikatın ehemmiyet verdikleri keşf-ü keramet-i şahsiyeye ehemmiyet vermemesindendir. Ve velayet-i kübra ashabları olan sahabiler gibi veraset-i nübüvvet sırrıyla yalnız iman nurlarını neşretmek ve ehl-i imanın imanlarını kurtarmaktır. Evet, Risale-i Nur'un bu dehşetli zamanda kazandırdığı iki netice-i muhakkakası her şeyin fevkindedir. Başka şeylere ve makamlara ihtiyaç bırakmıyor. Birinci neticesi, sadakat ve kanaatla Risale-i Nur dairesine girenler, imanla kabre gireceğine gayet kuvvetli emareler var. İkincisi, Risale-i Nur dairesinde ihtiyarımız olmadan takarrur ve tahakkuk eden şirket-i maneviye-i uhreviye cihetiyle her bir hakiki sadık şakirt, binler dillerle, kalplerle dua etmek, istiğfar etmek, ibadet etmek ve bazı melaike gibi 40 bin lisan ile tesbih etmektir. Ve Ramazan-ı Şerif'teki hakikat-ı Leyle-i Kadir gibi kutsi, ulvi hakikatları 100 bin el ile aramaktır. İşte bu gibi netice içindir ki, Risale-i Nur şakirtleri hizmet-i Nuriye'yi velayet makamına tercih eder. Keşif ve keramatı aramaz. Ve ahiret meyvelerini dünyada koparmaya çalışmaz. Vazife-i ilahi olan muvaffakiyet ve halka kabul ettirmek ve revaç vermek ve galebe ettirmek ve müstahak oldukları şan ve şeref ve ezvak ve inayetlere mazhar etmek gibi kendi vazifelerinin haricinde bulunan şeylere karışmazlar. Ve harekatını onlara bina etmezler. Halisen muhlisen çalışırlar. Vazifemiz hizmettir, o yeter derler. Said Nursi. Bismihi Subhane. 80 küsur sene kıymetinde bulunan ve Ramazan-ı Şerif'in mecmuunda gizlenen Leyle-i Kadri kazanmak için Risale-i Nur şakirtlerinin şirket-i maneviye-i uhreviyeleri muktezasınca her biri mütekellim-i mal gayr-i sigasınca ecirna, irhamna, ighfirlena gibi tabiratta biz dedikleri vakit Risale-i Nur'un sadık şakirtlerini niyet etmek gerektir. Ta her bir şakirt umumun namına münacat edip çalışsın. Bu biçare, az çalışabilen ve haddinden çok fazla hizmet ondan beklenen bu kardeşinize o hüsnü zanları yanlış çıkarmamak için geçmiş Ramazan gibi yardımınızı rica ediyorum. Said Nursi. Bismihi Subhane. 2-3 gün evvel 22. söz tahsih edilirken dinledim. Gördüm ki içinde hem külli zikir, hem geniş fikir, hem kesretli tehlil, hem kuvvetli imani ders, hem gafletsiz huzur, hem kutsi hikmet, hem yüksek bir ibadet-i tefekkürüye gibi nurlar var. Bir kısım şakirtlerin ibadet niyetiyle risaleleri ya yazmak veya okumak veya dinlemek deyin hikmetini bildim. Barekallah dedim, hak verdim. Said Nursi. Karadağ'ın bir meyvesi. Bismihi Subhane. Aziz Sıddık kardeşlerim. Bu defa mektup yerinde bu meyveyi gönderiyoruz. Bir ayetin manayı işaresinin külliyetinden bir ferdi, hürriyetten bu ana kadardır. Teşri-i Nisani 30. gün,
1358'de Karadağ başına çıkıyordum. İnsanların, hususan Müslümanların, bu teselsül eden helaketleri ve hasaretleri ne vakitten başladı ve ne vakte kadardır hatıra geldi. Birden her müşkilimi halleden Kur'an-ı Mucizül Beyan, Sure-i Vel Asr'ı karşıma çıkardı. Bak dedi. Baktım. Her asra hitap ettiği gibi, bu asrımıza da daha ziyade bakan, Vel Asr'ı innel insane lefî husr ayetindeki, innel insane lefî husr makam-ı cifrisi 1324 edip, Hürriyet İnkılabı ile başlayan Tebeddül-ü Saltanat ve Balkan ve İtalyan harpleri ve Birinci Harbi Umumi mağlubiyetleri ve muahedeleri ve Şair-i İslamiye'nin sarsılmaları ve bu memleketin zelzeleleri ve yangınları ve İkinci Harbi Umumi'nin zemin yüzünde fırtınaları gibi semavi ve arzi musibetlerle, hasaret-i insaniye ile اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرُ ayetinin bu asırda dahi bir hakikati maddeten aynı tarihiyle gösterip bir lemay-ı icazını gösteriyor. اِلَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ahirdeki T, H sayılır, şedde sayılır ise, makam-ı cifrisi 1358 ve 9 olan bu senenin ve gelecek senenin aynı tarihini göstermekle, o hasaretlerden, bahusus manevi hasaretlerden kurtulmanın çare-i yeganesi, iman ve amal-i saliha olduğu gibi ve mefhumu muhalifiyle o hasaretinde sebebi yeganesi küfür ve küfran, şükürsüzlük yani imansızlık ve fısk ve sefahat olduğunu gösterdi. Sure-i Vel Asr'ın azamet ve kutsiyetini ve kısalığıyla beraber gayet geniş ve uzun hakayıkın hazinesi olduğunu tasdik ederek Cenab-ı Hakk'a şükrettik. Evet, alem-i İslam'ın bu asrın hasareti olan bu dehşetli ikinci harbi umumiden kurtulmasının sebebi, Kur'an'dan gelen iman ve amal-i saliha olduğu gibi, fakirlere gelen acı açlık ve kahtın sebebi, orucun tatlı açlığını çekmedikleri ve zenginlere gelen hasaret ve zayiatın sebebi de, zekat yerinde ihtikar etmeleridir. Ve Anadolu'nun bir meydan-ı harp olmamasının sebebi, اِلَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا كَلْمِهِ كُسْيَسِنِنْ hakikatını, fevkalade bir surette 100.000 insanların kalplerine tahkiki bir tarzda ders veren Risale-i Nur olduğunu pek çok emarelerle ve şakitlerinden binler ehl-i hakikat ve dikkatin kanaatları ispat eder.